Merhaba arkadaşlar. Sistem analizi ve tasarım dersinin proje yönetimi adlı 3. ünitesine hoş geldiniz. Öncelikle bu ünitede hangi konulardan bahsedeceğiz onları göz atalım. İlk olarak proje ve proje yönetimine kısaca bir giriş yapacağız. Ardından proje yönetim araçlarından PERT ve GANT çamalarına değindikten sonra proje yaşam çevrimiyle bölümümüzü sonlandıracağız. Proje tanımlanmış bir bütçe ve süre içerisinde tamamlanması gereken bir hedefi veya amacı olan özgün, karmaşık, birbirleriyle bağlantılı faaliyetler dizisidir. Sistem geliştirme projesi kapsamında ele alınan proje yönetimi kavramı ise belirlenen bütçe ve zamanda projenin tamamlanmasını amaçlayan bir yöntemdir. Proje yönetimi temel olarak insan, ürün, süreç ve proje unsurlarına odaklanır. Bir sistem geliştirme projesindeki proje yöneticisi yönetim, liderlik, teknik ve müşteri ilişkileri konusunda tecrübeli sistem analistinin kendisidir. Proje yöneticisi projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi ve kapatılmasından sorumludur. Proje yöneticisinin temel görevleri proje yönetim planını hazırlamak, zaman çizelgesi ve bütçeye uygunluğu sağlamak, risk yönetimini gerçekleştirmek ve proje ölçümlerini oluşturmaktır. Bir bilgi sistemi projesindeki faaliyetler ise kapsam tanımlama, planlama, Tahminleme, çizelgeleme, organize etme, yönetme, izleme, kontrol etme ve kapatma faaliyetlerini oluşturur. Bu ünite kapsamında dört temel proje yönetim aracı ele alınmıştır. Bunlar grafik değerlendirme ve gözden geçirme tekniği, proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği, kritik yol metodu ve Gantt şemasıdır. Bu bölümde sadece PERT ve Gantt şemalarını ele alacağız. PERT Türkçe açılımı proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Proje görevlerini ve bu görevler arasındaki bağımlılıkları göstermek için kullanılan grafiksel bir ağ modelidir. Özellikle faaliyetlerin paralel yapılması durumunda kullanışlıdır. Bir projenin başlangıcından bitişe kadar olan yollarından en uzun süreli olanına kritik yol adı verilir. Perşeması ekranda görmüş olduğunuz üzere proje görevleri arasındaki bağımlılıkları bizlere göstermektedir. Bu örnekte sistem geliştirme yaşam döngüsündeki fazlar e, proje görevleri olarak belirlenmiştir. Perşemasına ayrıca her bir görevin hangi gün başlayacağı, hangi gün biteceği, toplam süresinin ne kadar olduğu yine takip edilebilmektedir. Bu ek olarak perşeması bizlere projenin tahmini tamamlanma süresi hakkında da bilgi sağlar. Örneğin bu ekranda görmüş olduğunuz örnekte örnekteki projenin tahmini tamamlanma süresi 405 gündür. Ancak diyelim ki mantıksal tasarım fazından sonra gerçekleştirilecek olan tasarım analizi gerçekleştirilmezse projenin toplam tahmini süresi 15 gün kısalır ve 390 güne düşer. İşte perçeması bu ve bunun gibi analizlerde imkan sağlamaktadır. Gantt şeması ise proje görevlerinin bir takvim üzerinde yatay grafik çubuklarıyla temsil edildiği yine grafiksel bir A modelidir. Proje zaman çizelgesinin takibini sağlar. Ekranda yine sistem geliştirme yaşam döngüsü fazlarının yer aldığı bir proje örneği görülmektedir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz grafikteki yatay çubuklar her bir proje görevinin toplam süresini tahmin tahmini süresini e, temsil etmektedir. Tabii bu grafik çubuklarının uzunlukları projenin tahmini tamamlanma süreleriyle doğru orantılıdır. Yine Gantt şeması, Per şeması gibi e, proje görevleri arasındaki bağlantıları izleme ve projenin tahmini tamamlanma süresinde hesaplamada bizlere yardımcı olan bir modeldir. Proje yaşam çevrimi, projenin başlangıcından bitişine kadar olan bütün faaliyetleri içeren bir süreçtir. Proje yönetim faaliyetlerini oluşur. Ekranda görmüş olduğunuz grafikte Proje yaşam çevrimi boyunca projedeki maliyet ve kaynak atama seviyesinin değişimi gözlemlenmektedir. Sizlerin de gözlemleyebileceği gibi maliyet ve kaynak atama seviyesi yönetme ve izleme kontrol etme sürecine kadar giderek artmakta. Bu faaliyetler kapsamının bu faaliyetler sırasında en yüksek noktaya ulaşmakta ve giderek azalmaktadır. Sistem geliştirme yaşam döngüsü ile proje yaşam çevrimi faaliyetleri birbirleriyle örtüşmektedir. Sistem geliştirme yaşam döngüsündeki kapsam ve planlama fazı ile gereksinim analizi fazı proje yaşam çevrimindeki kapsam tanımlama, planlama, tahminleme, çizelgeleme ve organize etme faaliyetlerine denk gelirken tasarım ve gerçekleştirme fazları yönetme ile izleme kontrol etme faaliyetlerine kurulum ve dağıtım fazı ise kapatma faaliyetlerine karşılık gelmektedir. Şimdi proje yaşam çevrimindeki faaliyetleri sırası ele alalım. İlk olarak kapsam ve tanımlamadan bahsedeceğiz. Kapsam, iş parçalarını, projenin sınırlarını ve projeden beklentileri tanımlar. Proje kapsamının belirlenmesine 5 temel faktör yardımcı olur. Bunlar ürün, kalite, zaman, maliyet ve kaynaklardan oluşur. <laughs> kapsam ve tanımlama faaliyeti çerçevesinde teknik, ekonomik ve operasyonel fizibilite çalışmaları yapılır. Fizibilite çalışması sonucunda projede yapılacak işleri tanımlayan proje kapsam belgesi elde edilir. Planlama faaliyetinde görevler yukarıdan aşağıya iş ayrıştırma yaklaşımıyla belirlenir. Sistem geliştirme fazları yönetilebilir. Kısa süreli küçük çalışma paketleri ve görevler ayrıştırılır. Bu işlemin sonunda elde edilen yapıya iş kırılım yapısı adı verilir. İş kırılım yapısı ile proje hiyerarşik olarak fazlara, faaliyetlere ve görevlere ayrılmış olur. İş kılım yapısına ayrıca önemli görevlerin tamamlandığı zamanları gösteren kilometre taşları da belirlenir. Tahminleme faaliyetinde iş kılım yapısında iş kılım yapısından sonraki her görevin süresi tahmin edilir. Proje yöneticisi basit görevlerin zamanını tahmin eder ve kilometre taşlarını belirler. Çizelgeleme faaliyetinde ise tahmini süreler belirlendikten sonra görevler arasındaki bağımlılığa göre proje zaman çizelgesi oluşturulur. Görevler arasında bağımlılığın dört türü vardır. Bir görevin bitişi bir başka görevin başlangıcını sebep olur veya bir görevin başlangıcı bir başka görevin başlangıcına ya da bir görevin bitişi bir başka görevin bitişine veya bir, bir görevin başlangıcı bir başka görevin bitişine sebep olur. Ekranda yine Gantt şamasıyla hazırlanmış bir çizelgeleme örneği gösterilmektedir. Microsoft Project programıyla hazırlamış olan bu örnekte her bir görevin toplam tahmini süresi, her bir görevin başlangıç ve bitiş tarihleri ve her bir görevin öncüleri yani görevler arasındaki ilişkiler gözlemlenebilmektedir. Yine çizelgeleme ile projenin tahmini toplam ta tamamlanma süresi de hesaplanabilmektedir. Bu örnekteki görevler arasındaki bağımlılık türü başlangıç-bitiş türüne örnek olarak verilebilir. Çizelgeleme ile projenin tamamlama tarihi hesaplanabileceğini az önce bahsetmiştik. Bunun iki yöntemi vardır. İleri yönlü zamanlamada öncelikle projenin başlangıç tarihi belirlenir ve ne zaman tamamlanacağı hesaplanmaya çalışılır. Geri yönlü zamanlamada ise projenin ne zaman bitirileceği, tamamlanacağı öncelikle belirlenir ve bundan yola çıkarak projenin tahmini başlangıç süresi hesaplanmaya çalışılır. Organize etme faaliyetinde projede kullanılacak gerçek kaynakların ataması yapılır. Kaynakların, kaynaklar insan, hizmetler, tesisler ve cihazlar, malzemeler ve araç, araç gelişler ile para kaynaklarına oluşur. Proje yönetimi ağırlıklı olarak insan yönetimi faaliyetlerinden oluşur. Yönetimde MOI adı verilen Türkçe açılımı, motivasyon, organizasyon, fikirler ve yaratıcılık olan model takip edilerek gerçekleştirilir. İzleme kontrol etme faaliyetinde projenin kapsamı zaman çizelgesiyle bütçe izlenir ve kontrol edilir. Gerektiğinde düzenlemeler yapılır. Projenin ilerlemesini aksatmayacak sıklıklarda ilerleme raporları hazırlanır. Son faaliyet olan kapatmada ise hatalar ve başarılar değerlendirilir. Proje ekibinden ve müşterilerden geri dönüşler alınır tamamlanan projenin beklentileri karşılayıp karşılamadığı incelenir ve de uygun bir kutlamayla proje sonlandırılır. Evet arkadaşlar böylece 3. ünite olan proje yönetiminin sonuna geldik. Umarız sizler için faydalı ve keyifli bir paylaşım olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.